Türkiye gece yarısı dolar şoku yaşadı. Haftayı 5.77 seviyesinden kapatan dolar bir anda yükselişe geçti. Dakikalar içinde 5.77'den 6.47'ye çıkan dolar kısa bir süre bu seviyelerde kaldıktan sonra yeniden düşüşe geçti. Gece saat 1 ila 2 sıralarında yüksek seyreden dolar sonra yeniden büyük bir hızla 5.80 seviyesine geldi. Dövizdeki hareketlilik altında da vardı. Gram altının fiyatı 311 lira seviyelerine kadar çıktı. Haber yayını hazırlandığı sırada ise gram altın 288 liradan işlem görüyordu. Piyasalardaki gece yarısı dalgalanmalarıyla birlikte herkes neler oluyor sorusunu sormaya başladı. Doların dakikalar içinde baş döndürücü bir şekilde inip çıkmasının nedeni olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşı gösteriliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada Çin'e misilleme olarak ABD'ye ithal edilecek tüm ürünlere ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi. Trump'ın bu açıklaması öncesinde Pekin'de Çin'e ithal edilecek ürünlere getirilen ek gümrük vergisini arttıracağını duyurmuştu. Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamadaysa Çin'in 75 milyar dolarlık ABD ihraç ürününe getirdiği ek gümrük tarifelerini arttırmasını siyasi diye yorumlarken, buna karşılık 1 Ekim'den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek %25'lik gümrük vergisini %30'a yükselttiğini açıkladı. Trump ayrıca kalan 300 milyar dolarlık Çin ihraç ürününe 1 Eylül'de uygulanmaya başlanacak %10'luk gümrük vergisinin %15'e çıkacağını belirtti. Trump, Çin yönetiminin yeniden müzakere masasına oturtmak için ABD'li yetkililerle temasa geçtiğinde iddia ederken Çin'den çıkarlarımızı korumak için daha fazla adım atarız açıklaması geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in mallarına yönelik yeni tarifeler uygulama konusunda adım atması halinde Çin'in de çıkarlarını korumak amacıyla daha fazla adım atmaya hazır olduğunu söyledi. Geng yaptığı açıklamada Çin'in ABD'nin yeni tarifeler uygulamasına güçlü şekilde karşı olduğunu ve iki ülke arasındaki konuların görüşmeler yoluyla çözülmesi gerektiğine inandıklarını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin rasyonellik patikasına geri gelebileceğini umuyoruz diye konuşan Geng, Çin'le ABD arasında hafta sonu gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmeleri konusunda bilgi sahibi olmadığını da ifade etti.